Değişim rüzgarı Çanakkale'den esecek bu hafta. Bir kahramanlık destanının yazıldığı yer olan Çanakkale, tüm görkemiyle, rengarenk insanlarıyla karşınızda olacak birazdan. Çanakkale'nin tarihi eskilere dayanıyor elbet. Ama 18 Mart 1915 tam bir dönüm noktası. Hem ülkemiz hem de Çanakkale adına. Hayat dinamiktir ve değişmeyen tek şey değişimdir. Hiç şüphesiz değişim, gelişmenin de en temel yapı taşıdır. Peki günümüzün değişen ve gelişen Türkiye'sinde şehirler, insanlar, hayatlar nasıl değişiyor? Eğer merak ediyorsanız ekran başından ayrılmayın. İşte değişim başlıyor. Bu hafta Çanakkale'deyiz. Rotamız belli. Çanakkale. Üstelik 18 Mart zafer törenlerine yetişmek, o havayı solumak, kahramanlık destanının yazıldığı bir coğrafyada sizlere Çanakkale'nin bilinmeyenlerini anlatmak istiyoruz. Her yol kendi hikayesini yazar elbet. Gitmek kadar yolun size getirdikleri de bu hikayenin öznesidir. Çanakkale yolunda kilometreleri bir bir geçerken yol buluşturdu bizi onlarla. Motosikletlerinin arkasında Türk bayrakları, istikametleri belli. İlk modada uzattık mikrofonumuzu. Çanakkale yolunda karşılaştık onlarla. Bir grup motosikletli ve bir grup yürüyen insan. Peki ne yapıyorlardı yolda? Hemen dönüp soralım. Önce sizden başlayalım. Sizi bir tanıyabilir miyim? Tolga Doğan, Türk Birliği Motosiklet Kulübü Başkanıyım. Kaç kişi çıktınız yola? Yaklaşık 25 kişi kadar. 25 kişi. İstanbul'dan mı geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. Toplandık arkadaşlarımızla birlikte. Çanakkale'ye şehitlerimizi anmaya geliyoruz. Peki her yıl yapıyor musunuz bu etkinliği? Genelde her sene yapılıyor. Eksiksiz tam kadro geliyoruz. Peki neler yaşıyorsunuz yolda? Bize anlatır mısınız biraz? Yani halkın bize karşı göstermiş olduğu ilgi bile bize yeterli oluyor. Bayraklar donanmış motosikletlerimizden yollardayız. Bütün arabalar bize korna çalıyor. Bu şekilde gayet güzel bir yolculuk yapıyoruz. Bir de yürüyenler vardı Çanakkale'ye doğru. Onlar Çanakkale zaferinde büyük başarılara imza atan 57. alayı temsil ediyorlardı. Şehitlerimizi anmak için Çanakkale'ye gidiyorlardı. Sembolik olarak 57. alayı 57 kişiyle sembolize ediyoruz. 57 3 artımız var. Herhangi bir arkadaşımızın başına bir şey geldiği zamanlar o arkadaşımızın yerine hemen diğer arkadaşımız yerine geçiyor. 235 kilometre net yürüyeceğiz. Kaç saatte yürüyeceksin? 5 günde yürüyoruz. Çünkü geceleri konaklıyoruz. Hatta geçen sene Başbakanımız bize çok güzel bir jest yaptı. Biz karanfillerle karşılandık. Özel protokoldeydik. Bu sene de özel protokoldeyiz yine. Başbakanımıza çok özel bir şey götürüyoruz. Özel işlenmiş 57. alay sancağını götürüyoruz. El işlemeli Konya Üniversitesi'nden. Onu hediye edeceğiz. Ve bir gazi torunu. Hüseyin amca kilometrelerce yolu Çanakkale Zaferi'nin 97. yıl dönümünü yerinde kutlamak için kat ediyor. 57. alayla birlikte yürüyen bir de gazi torunu var, Hüseyin abi. Şimdi Hüseyin abiden kahraman dedesini dinleyeceğiz. Hüseyin abi, bize dedeni anlatsana. Dedem Tekirdağ Karansulu Köyü'nden Tahiroğlu Sabri. Çanakkale'ye Edirne'den yeğen yürüyerek gitmişler. Lüman Borsandes komutasındaki bir Alman generaliyle. Bu dedenizin madalyası. Evet. Bu da resmi değil mi? Evet. Resmine bakalım hemen. İsmini alabilir miyim? Tahiroğlu Sabri. Tahiroğlu Sabri gazimizin fotoğrafı ve gördüğünüz gibi madalyası. O başka bir şey ablacığım. Anlatmak mümkün değil. Dedeniz başka neler anlattı size? Sadece radyodan o yıl geldiği zaman marşları duydu mu başlar dağlama. Onu biliyorum sadece yani. Kaç yıl oldu dedenizi kaybedelim?
66'da öldü. 1885 doğumlu, 66 yılında öldü. Ben 9-10 yaşındayken öldüm. O şimdi hem dedesini hem de dedesinin Çanakkale'de şehit olan silah arkadaşlarını anmak için düşmüş yollara. Türkiye'nin her yerinden akın akın Çanakkale'ye koşan diğerleri gibi. Ancak burada nokta koymuyoruz. Siz hiç kemençe eşliğinde Çanakkale türküsü dinlediniz mi? Çanakkale içinde bir uzun selvi. İki yakasında bin bir hikaye. Marmara'nın Ege'ye kavuştuğu yerde bekleyen Çanakkale, Boğaz'ın kıyısından size göz kırpar. İki yakayı bir araya getirdiğinizde de Birinci Dünya Savaşı'nın hüzünlü ama daha çok onurlu, gururlu kahramanlık hikayeleri, tarihle iç içe yaşayan bir kent ve nice renkle karşılaşırsınız. Üstelik Çanakkale daha yoldayken sizi şaşırtmaya başlar. Nasıl mı? Hadi izleyin görün. Ve deniz görünüyor Çanakkale'ye yaklaştıkça. Bir destan anlatıyor size uçan kuşlar, esen rüzgarlar. Kulak verin bu sese. Dönemin şartları düşünüldüğünde aslında bir imkansız başarıldı Çanakkale Deniz Zaferi'nde. Tam arkamda gördüğünüz mavilikte Mehmetçiklerimiz tüm imkansızlıklarına rağmen güçlü düşman ordusunu yendiler, bozguna uğrattılar ve imkansızı başardılar. Burada bunu her santimetre karede gördüğünüz her şeyde hissedebiliyorsunuz. Öyle ki işte bu feribotun üstünde rüzgar ve martılar bile size bu destanı anlatıyorlar. Tabii ki dinlemeyi bilen için. Savaşının en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale cephesinde işte kahramanlık destanı bu siperlerde yazıldı. Burası Eceabat Feribot İskelesi'nin hemen yanındaki tarihe saygı parkı. Ziyaretçiler çeşitli maketlerle ve gördüğünüz gibi bu siperlerle tarihe bir yolculuk yapıyorlar. Bizler ki destanlar yaratan bir milletin evlatlarıyız. İşte bu kahramanlık hikayesini de dağa taşa kazdık ki Çanakkale'ye yolu düşen bilmeden geçmesin diye. Dur yolcu, bilmeden gelip bastın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Şair Necmettin Onan'a ait bu dizeler gerçekten bağımsızlık mücadelemizi çok iyi anlatıyorlar. Biz bu topraklarda kanımızla destan yazdık sayın seyirciler. Ve işte bu dizeleri de yine bu topraklara kazıdık. Çünkü istedik ki bir millet şaha kalktığında neler başarabileceğini herkes görsün ve bilsin. Evet, çok sayıda yabancı misafir de olduğunu söylemiştik. Nereden geliyorsunuz? Ben Nijerliyim, yani Nijer'den geliyorum. İki ay Türkiye'de. Ama benim Türkçe çok biraz. Yani ama yine iyi konuşuyorsunuz yani, o kadar. Bugün çok mutluyum yani Çanakkale. Bu çok çok büyük bugün tarih Türkler ve İslamlar, Müslümanlar tarih. Yani ben geziyor ve çok 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 güzel yani. Türk askerlerin burada yaşadıkları hakkında bilgin var mı? Burada çok güzel mekan ve meşhur mekan Çanakkale'yi çok duydum.
O güzel mekan ve insanlar çok ziyaret ediyorlar. Evet, dönmeyi hiç ama hiç düşünmediler. Bir devrim battığı yerde düşmanın ayak izlerini dahi o topraklardan kanlarıyla sildiler. Farukoğlu Ferhat Atay, Tüketoğlu Zeyfe Malatya, Seyfoğlu Emre Eskişehir, Melutoğlu Fatih Gümüşhane. Gümüşhane, Edirne, Van, Samsun, Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçiğimiz 24 saat demeden vatanımızı koruyorlar. Tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi. Onlara çok şey borçluyuz. Vatan sana canım feda! Kanının son damlasına kadar vatanını koruyan kahramanlar işte bu şehitliklerde ebedi istirahatteler. Bize bu vatanı hediye eden tüm kahramanların ruhu şad olsun. 18 Mart, Çanakkale Deniz Zaferi'ni anma törenlerine katılmak üzere şehre gelen devlet erkanı da öncelikle şehitliği ziyaret ediyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, şehitlerimizin mezarına birer karanfil bırakıyor. Anadolu'nun dört bir yanından, Osmanlı coğrafyasının her yanından o günün şartlarında gelmiş farklı yaşlarda askerlerimizin burada şehit olmaları ve akabinde de bu toprakları şereflendirmeleri anısına düzenlenmiş bu şehitlik herkese, her Türk insanına büyük bir heyecan veriyor, gurur veriyor, hatırayı canlandırıyor. Bugün coşkuyla kutluyoruz. İşte Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar var. Hakikaten şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. İnşallah artık bu ülkede bu şehitlerin bu vatan için canlarını feda etmeleri sayesinde biz de bu emaneti teslim almanın ve bu bayrağı ilelebet bu topraklarda dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ve işte Zafer Abidesi. Türk ulusunun kahramanlık destanının bir anıtı adeta. Çanakkale'de şehit düşen 250 binden fazla askerimizi simgeleyen en önemli ve ihtişamlı abidenin önündeyiz. Abide dört sütun üzerine oturmuş, bu da Türk milletinin sağlam temellere dayandığını ve yıkılmaz olduğunu anlatıyor. Yine uzaktan bakınca M harfi görüyorsunuz. Kısacası bu abideyle Mehmetçiğimiz sonsuza kadar saygıyla yaşatılıyor. Çanakkale içinde Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben diyorum düşmana karşı. Oh gençliğim eyvah. Çanakkale'de Türk ulusunun tarihinin yeniden yazıldığı o yerde önemli detayları anlatmaya devam edelim. Çanakkale Savaşları sırasında düşmanın en büyük hedeflerinden biri olan Alçıtepe'deyiz. Zira bölgedeki en yüksek tepelerden biri de burası. Burada on binlerce şehit vermişiz. Ancak yine de bu toprakları vermemişiz. Buranın bir diğer özelliği daha var ki arkamda gördüğünüz anıtın adından da anlaşılabileceği gibi son ok, yani son kurşun buradan atılmış. Hala etrafta kurşun parçaları bulunabiliyor. O zamanlar metrekareye 6000 kurşun düştüğünü düşünürseniz bu gayet normal. Ve gerçek bir hikaye. Temsili anıtını görüyorsunuz ekranda. Bir Mehmetçik savaşta olsa bile
taşıdığı asil kanın hakkını veriyor yine. Arkamdaki anıt Çanakkale Savaşı'nın en ibret verici öykülerinden birini simgeliyor. Savaşın en sert anlarından birinde bir düşman askeri yere düşüyor. Arkadaşları onu kurtarmaya cesaret edemiyor. Bir Mehmetçik oradan çıkıyor, silahsız olarak yaralı askeri kucağına alıyor ve arkadaşlarının yanına bırakıyor. İşte Türk askerinin büyük insani duygusu da bu. Avustralya Genel Valisi Lord Casey, bakın Türk askeri için bu anıtın altındaki kitabede neler söylüyor. Biz Çanakkale Yarımadası'nın Türklerle savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek kahraman Türk milletine ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlıkla ayrıldık. Bütün Avustralyalılar Mehmetçiği kendi evlatları gibi sever. Onun mertliği, vatan ve insan sevgisi, siperlerdeki dayanılmaz heybet ve cesareti, bütün Anzakları hayran bırakarak yurt sevgisi insanlığın örnek alacağı büyük hasletlerdir. Mehmetçiğe minnet ve saygılarımla. Şehitler Abidesi'nde gezerken bir gazimizle karşılaştık. Sizi tanıyabilir miyiz? Kore gazisi Mehmet Ali Boşbitiren. Mehmet Bey, bize biraz anlatın bugünkü duygularınızı. Neler hissediyorsunuz? Vallahi şimdi gurur duyuyoruz. Neden gurur duyuyoruz? Gençlerimiz yetişiyor maşallah. Allah'a esirge. Ben 5 vakit namazda dua ediyorum gençlerimize. Hele okuyanlara daha çok seviniyorum. Kendim okumuş kadar seviniyorum. Neden? Onlar yetişecek. Bizim 180 piyade alayında 180 kişi mevcutumuz vardı. 3 kişi okur yazar vardı. 1952'de, 52 yılında ben askerdim. 52'den Kore'ye gittim. 4 yıl Kore'de kaldım. Biz aç kaldık, yılan yedik, ot yedik, öyle yetiştik. 2 tane kurşun yaram var benim. Evet. 4 yıl askerlik yaptım. Bu sizin madalyanız herhalde? Evet, o benim madalyam. Bunlar da koşu madalyalarım. Koşucu muydunuz aynı zamanda? Ben maraton koşusuna katıldım. İstanbul'da köprüden Sultanahmet'e kadar koştum. Cumhuriyet koşusuna katıldım. Gazi koşusuna katıldım. Çanakkale'deki siperleri daha önce görmüş müydünüz? Eğer tarihin baştan yazıldığı o siperlerde o ruhu hissetmediyseniz bizler getirelim ekrana elimizden geldiğince ve bir de anlatalım dilimiz ne kadar dönerse. Kim bilir kimin oğlu, kimin kocası, kimin babasıydılar, ne hikayelerle nerelerden geldiler, burada hangi hikayeleri yazdılar. Onlar 24 saat boyunca canlarıyla bu vatanı korudular. O yüzden Çanakkale'ye gelmeden ne Çanakkale Savaşı'nı ne de bu destanı anlamak mümkün değil. Gelin bu siperlerde mutlaka gezin ve Çanakkale ruhunu burada hissedin. Zira ne demişti Mustafa Kemal askerlerine? Size ölmeyi emrediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum emriyle beraber Araburnu'ndan karaya çıkıp Conk Bayırı'na ilerleyen düşman kuvvetlerini durduran Türk birliklerinden biriydi. 57. Piyade Alayı. Yarbay Hüseyin Avni Bey'in yönetimindeki alayda son ere kadar herkes şehit oldu. Gözlerini kırpmadan bu vatan için canlarını feda etti. Burası bir dönüm noktası. Mustafa Kemal Atatürk savaşı yönetirken bir kurşun geliyor, Atatürk'ün göğsüne saplanıyor ve büyük bir şans eseri cep saatine isabet ediyor ve böylece Atatürk ölümden kurtuluyor. İşte tam burada bu mucize gerçekleşiyor. Anlatılacak daha çok şey var elbet Çanakkale zaferine dair. Şimdi hep birlikte Çanakkale Deniz Zaferi'nin 97. yılı anma törenlerinin yapıldığı stadyuma gidelim. Bakın kameralarımıza neler takıldı? ...18 Mart 1915'te bu ülkenin kaderini çizen Çanakkale Savaşları. Çanakkale Deniz Savaşları.
kazanıldı. Kazanıldı. Zaferle çıkardı bu savaşta. Bu coşkuyu onun için yaşıyoruz. Ölmeye geldik. Biz bu vatanda geçit yok bu Çanakkale'den. Yunan çetesine biz çoluğu çocuğu teslim etmeyiz biz sağ oldukça. Biz ölene kadar bu arkadakiler bizim yerimizi alır. Buradan geçit yok. Ne mutlu gazi olmaya. Gazi olmasa bu ülke olmaz. Değil mi? Tabii. Gazi olmasa bu ülke olmazdı zaten. Mutlaka gazi olacak. Bu ülke de devam edecek. Ne mutlu bir ne mutlu Türk gazi olmak. Çok mutluyuz gaziler arkadaşlarımız olarak. Gayet güzel. Hava da güzel. Arkadaşlarımızın kalabalık olduğu oluşu bizi mutlu etti bugün. Çanakkale hakikaten dünya tarihinin en güzel zaferlerinden birini yaşamış. Çanakkale yedi düvele kafa tutmuş bir yer. Bizim için çok mutlu. Bizler torunları olarak, bizler de gazi olarak bu sevincini hep beraber yaşıyoruz. Görkemli anma töreninde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dikkat çekici bir konuşma yaparak Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine değiniyor. Bizi tek bir millet yapan, bizi ortak bir kader ve ortak bir ideal çerçevesinde bütünleştiren Çanakkale ruhunu iyi anlamak, şehitlerimize ve gazilerimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye'nin daha mutlu ve aydınlık bir geleceğe yürürken en büyük güvencesi de aslında bu sorumluluk, bu ruh ve bu şuurdur. Ve işte geçit töreni zamanı. Türkiye'nin kalbi 18 Mart'ta bu stadyumda atıyor. Ecdadımızın tarihe altın harflerle yazdığı büyük zaferin 97. yıl dönümündeyiz. 18 Mart Anadolu evladının hayatını vererek, kanını dökerek yazdığı bir destan. Evet, bu yüzden her yıl 18 Mart'ta Çanakkale'ye Türkiye'den ve dünyadan yüz binler akın ediyorlar ve büyük büyük zaferi kutluyorlar. Turgut'un çekmesinde dolaştım, savaşı tanıdım, kanı gördüm. Denizden olan tuz oldum. Ve işte onlar Barbaros'un torunları, geleceğin komutanları, Deniz Harp Okulu öğrencileri de şu anda geçitlerini tamamlıyor. Bize geldi bayraklar, al yıldızlı sancaktan. Onlar geleceğimizin umudu, teminatı, ışığı ve renkleri. Şu anda ilköğretim okulu öğrencileri geçitlerini gerçekleştiriyorlar. Gördüğünüz gibi ve tribünden Çanakkale'liler ve Zafer Günü için buraya gelenler de onlara Türk bayraklarıyla eşlik ediyorlar. İşte böyle not düşüldü tarihe. 18 Mart 1915 Deniz Zaferi, takvim yaprakları 2012'yi gösterdiğinde Çanakkale'de böyle anıldı. Şehitlerimiz bir kez daha saygı ve minnetle geçti her Türk'ün kalbinden. Ve yolumuz Truva'ya düşüyor. Her santimetre karesinden tarih fışkıran Truva'da da anlatılacak çok şey var. Çanakkale'ye gelip de Homeros'un İlyadası'nda geçen Truva kentini ziyaret etmemek imkansız. Bu kent dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor. O kadar ünlü ki Hollywood yapımcılarını bile cezbetmiş bu ün ve bir film yapmışlar. Gördüğünüz Truva atı, Truva antik kentinin içinde yer alıyor. Ancak o ünlü filmde yer alan at Çanakkale'ye hediye edilmiş ve şehir merkezinde gelenleri selamlıyor.
Çanakkale şehir merkezinde artık şehrin simgelerinden biri olan o meşhur Truva atı hemen arkamızda duruyor. Tabii antik şehirde gördüğümüzde buradaki at arasında ciddi farklar var. Bu Hollywood yapımı at. Gelin isterseniz önce bir filmi hatırlayalım. Orada neler olmuş, hangi sahnelerde bu at kullanılmış görelim. Buram buram tarih kokan Çanakkale'de gezimiz sürüyor. Şimdi de gelişen, değişen, büyüyen ve vizyonunu yenileyen bir şehri taşıyalım ekranlara. Şehri yönetenler Çanakkale için seferber olmuş durumda. Hedef tarih 2015. Zira bu tarih Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yıl dönümü. Çanakkale biraz da bu 2015 yılı yaklaşıyor. Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı biliyorsunuz. Ona da 2-3 sene kaldı. Ama bundan ziyade ulaşım imkanlarının daha da iyileşmesiyle işte hava yolu, günlük Ankara-İstanbul seferleri, duble yolların yapılması, işte deniz yolu ulaşımındaki gelişmeler, yani Çanakkale'nin ulaşılabilirliği arttıkça tabii ki buraya gelen ziyaretçilerimiz artıyor. Bu da doğrudan buranın gelişimine, kalkınmasına etki ediyor. Çanakkale son yıllarda gerçekten büyük bir gelişme kat etti. Üniversitenin büyümesi, öğrenci sayısının artması, burada genç bir nüfus var. Burası insanımızın son dönemde büyük oranda keşfettiği, yani işte ahir ömründe ömrünü geçirmek için çok işte özel bir alan olarak keşfettiği bir yer. Burada sanayi yok ama ne var? Doğa var, eşsiz doğası var. Kültür, tarih hazineleri var, eşsiz bunlar keşfediliyor. 2015'e doğru tabii ki etkinliklerimiz daha da hız kazanacak. Yani devletimiz buraya özel bir önem veriyor. Hükümetimiz biliyorsunuz son yıllarda bu şehitliklerde büyük ölçüde yatırımlar yaptı. Altyapı, üst yapı olarak. Bir taraftan da burada daha önce işte bir takım medeniyetler gelmiş geçmiş. Çanakkale bunlara da ev sahipliği yapıyor. Troya'dan tutun, işte Asos, bunlar bilinen yerler ama bilinmeyen kaç tane antik kent şu anda çıkartılıyor, kazılar devam ediyor. Bunlar daha çok gün yüzüne çıktıkça, tanındıkça buraya ilgi daha da artacak. Bu da neyi gerektiriyor? Turizme yönelik bizim şimdiden oturup stratejilerimizi gözden geçirip çalışmalar yapmamızı gerektiriyor. Yani konaklama tesisleri, turizm yönelik tesisler, altyapı. Bunları şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Hazırlıklı olmazsanız, insanlara iyi hizmet veremezseniz, yani alternatif yerlere giderler, buraya gelmezler. Bir gelir, bakar, hizmet göremez. Başka yerlere gider. Yani Türkiye'de ziyaret edilecek birçok yer var biliyorsunuz. Yani o manada illerin de kendi aralarında bir rekabet tabii ki var. Bu da olması lazım. Ama Çanakkale tabii yeni keşfedilen bir yer olduğu için o manada ön açık diye düşünüyorum. Yani burada insanların gelip alabileceği çok şey var. Çok şey var. İyi de hizmet sunacak yerler yaptıkça bence daha da iyi olacak. Burada işte belediyelerden, yerel yönetimlerden, diğer kamu kuruluşlarına varana kadar, sivil toplum kuruluşlarına varana kadar herkese görev düşüyor. Yani ticaret sanayi odasının yapacağı işler var. Her köşesinde bir tarih yatan Çanakkale, modern yaşamı da kaçırmayan bir şehir olarak çıkıyor karşımıza. Modern binalar yükseliyor, caddeler, bulvarlar genişliyor, şehrin gelişen ve değişen yüzüne iddialı bir eğitim yuvası olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi farklı bir soluk kazandırıyor. Çanakkale bir üniversite kenti diyebiliriz. Türkiye'de de bu özelliklere yakın belki de tek il Çanakkale.
Çünkü şehrin nüfusunun 1/3'ünü üniversite oluşturuyor ve şehir ekonomisinin, sosyal kültürel ilişkilerinin çok önemli bir kısmı üniversiteye dayanıyor. Ya üniversitede çalışıyorsunuz veyahut da üniversitede çalışan birisine hizmet veyahut da ürün satıyorsunuz. Buradaki sosyal faaliyetlere baktığınızda da, dernek üyeliklerine baktığımızda da üniversitemiz hocalarının ve öğrencilerinin çok büyük bir kısmını oluşturduğunu görüyorsunuz. Bizim de idealimiz, aslında arzuladığımız Batı'da, Amerika'da ve Avrupa'da yoğunlukla gördüğümüz yüzlerce hatta binlerce örneği olan üniversite kenti modelinin Çanakkale'de daha güçlü bir şekilde uygulamaya geçebilmesi. Bunun için tabii ki bir milli irade gerekiyor. Hükümetin, merkezi otoritenin iradesi gerekiyor. Ama neden olmasın? Burası da Türkiye'nin bir bastını olamaz mı? Yani Çanakkale Boğazı'nın çılgın projesi de bu boğazın iki tarafına yayılmış olan üniversiteler çok nitelikli bir entelektüel milli park oluşturulamaz mı? Biz karınca kararınca üniversite olarak böyle bir ideale katkı vermeye çalışıyoruz. Civarında yabancı öğrencimiz var. Bizim hedefimiz bu sayıyı 3000'e çıkarabilmek. Burayı uluslararası bir üniversite haline çevirmek istiyoruz. Ama sadece öğrenciler değil, öğretim elemanlarında da yabancı sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda Suriye'den, Irak'tan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan çeşitli öğretim elemanları var. Ziyaretçi veyahut da sürekli kalanlar var. Hazırlık bölümleri arttıkça ve yabancı dille eğitim veren bölümlerimizin sayısı arttıkça öğretim elemanları sayısında da çok ciddi bir artış bekleniyor. İstanbul'dan sonra içinden deniz geçen tek şehrimiz olan Çanakkale'de denize nazır bir üniversitede eğitim görmek de büyük bir ayrıcalık olsa gerek. Mutluyum, gayet güzel. Güzel bir iklimi var. Yani hiç kimsenin sıkılacağını zannetmiyorum ben. Sosyal hayat olarak da gayet iyi burası. Peki eğitim mi açısından? Eğitim açısından da gayet iyi. İki yabancı dil sunuyor bize okulumuz, İngilizce ve Japonca, Rusça, Almanca olarak. Eğitim açısından da gayet iyi seminer programları var. Ben gayet mutluyum üniversitemden, bölümden de çok mutluyum. Yapmak istediğim bir meslek üzerine okuduğum için zaten her şey yolunda şu anda. Kampüsümüz zaten sadece aktivite üzerine kurulu bir kampüs. 125 tane rektörlük onaylı topluluğumuz var. Her gün her yerde bir şey bulabiliyorsunuz vakit geçirecek. Yeterince memnunum bundan. Kameralarımızı şimdi de ülkemiz için büyük bir öneme sahip olan Çanakkale Limanı'na çevirelim. Çanakkale Limanı'ndayız. Bölgenin en büyük limanı burası. Neredeyse her büyüklükte gemi yanaşabiliyor. Bir diğer özelliği de hudut kapısı olması. Yine limanın içerisinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin de en büyük atık tesisleri bulunuyor. Limanımız 2005 Aralık ayında işletmeye alındı. Ve sahip olduğu ISPS kod, yani Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi güvenliği kodu çerçevesinde neredeyse tüm çeşitler, türde gemilere hizmet verebilir özellikle bir liman. Yani akaryakıt tankerinden yolcu gemisine kadar birçok farklı cinsli gemi limanımıza uğrak yapabiliyor. 214 metrelik iskelesi ve 30 metreye ulaşan derinliğiyle de Türkiye'deki en derin limanlardan birisi. Liman tümüyle gümrüklü saha üzerinde kurulu ve aynı zamanda Çanakkale'nin deniz hudut kapısı durumunda. Böylelikle de dünyaya açılan bir kapı halinde Çanakkale için. Ve ulaşım diyelim. Çoğunuz belki de Çanakkale'de bir havalimanı olduğunu bilmiyordur. Bilmeyenler için biz anlatalım. Gelişmiş bir şehrin olmazsa olmazı elbette havalimanı. Özellikle Çanakkale gibi uluslararası bir şehirde havalimanı büyük bir önem taşıyor. Ekonomisi turizme dayalı olan şehre Ankara ve İstanbul'dan düzenli seferler gerçekleştiriliyor. Çanakkale Havalimanı 1995 yılında hizmete girmiş asker sivil ortak kullanımda bir havalimanı. 1830 beton kaplama bir pistimiz ve 3 uçak kapasiteli 2 apronumuz mevcut şu anda. Hava seyri sefer cihazlarımız olarak da VOR, NDB ve DME cihazlarımız bulunmakta. Havalimanının tabii ki Çanakkale'nin tarihi ve doğal yapısını düşünecek olursak büyük önem taşıdığını belirtmek istiyorum.
Buraya tabii her sene yurt dışından ve yurt içinden birçok turist gelmekte. İlk gördükleri yerde tabii ki havalimanı. 2015 yılı için Çanakkale olarak birçok faaliyetler düzenlenecek. Tabii havalimanı olarak da biz 2015 yılına her şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bunun da gayretini gösteriyoruz şu anda. Ve dönelim şehirde akıp giden hayata. Öncelikle Aynalı Çarşı'da bir gezintiye ne dersiniz? Çanakkale deyince akla ilk gelenlerden biri ünlü türküyle özdeşleşen Aynalı Çarşı. Peki Aynalı Çarşı'nın hikayesine gelin bunu en eski esnaflardan birine soralım. Önce sizi tanıyalım. Ben Ali İhsan Kasım. Önce Çanakkale'ye, Şehitler Diyarı'na hoş geldiniz. Aynalı Çarşı'mıza. Türkülere konu olan çarşımız 1800'lerde yapılmış. Fakat Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 1400'lü yıllarda yapıldığı söyleniyor. Şimdi Aynalı Çarşı'nın aynayla bir özdeşmesi yok. Ama eskiden burada züccaciye dükkanı, Billuriye, Osmanlı Billuriye diyoruz, züccaciye bir parlak ismi. Bir oradan kaynaklanıyor parlak anlamında. Bir de at koşumları satılıyordu eskiden burada. At koşumların kenarlarında ayna takılıydı. Parlak, oradan da kaynaklanıyor. Buraya gezmeye gelen eskiden, nereden geliyorsun? İşte aynalı. Parlak anlamında Aynalı Çarşı kalıyor. Savaşta Mehmetçiğimiz de Kastamonlu şehidimiz Aynalı Çarşı üzerine türkü yapıyor. Oradan kaynaklanıyor efendim. Bayrak almışsınız galiba. Evet. Anma törenleri için. Evet efendim. Açın bir gösterin o zaman. Çanakkale'de ne yenir diye sorduk, peynir helvası dediler. Ama hemen de eklediler, peynir helvası yiyecekseniz hemen Kadir Usta'ya gidin diye. Biz de Kadir Usta'nın dükkanına geldik. Kadir Usta, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 33 yıldır bu işi yapıyorum. Şimdi herkes sizi gösterdi bize Çanakkale'de. Bu evet. Neden bu kadar ünlüsünüz? Şimdi biz işimize çok özen gösteririz. Peynir helvası her sütten olur ama biz koyun sütünden yaparız. Koyun sütü olmazsa helva yapmayız. Nasıl helvamızın tadını beğendiniz mi? Ellerinize sağlık ustacığım, çok güzel. Afiyet olsun. Yani kesinlikle, hatta öneriyorum size, benim işimi devrettim ama Çanakkale'ye gelirseniz mutlaka Kadir Usta'nın dükkanına uğrayın ve bu farklı lezzetle tanışın. Çanak çömlekler, tabaklar, bardaklar, rengarenk objeler ve nicesi. Çanakkale deyince elbette ilk akla gelenlerden biri seramik. Ve şu anda el yapımı seramik üreten bir atölyedeyiz. Ustacığım, bu iş herhalde ciddi bir emek istiyor değil mi? Evet. Peki neden Çanakkale deyince seramik? Çanakkale geçmişinden gelen bir meslek bu. 18. yüzyıllarından bu tarafa doğru. Bu yıllara kadar geldi. 1960 senelerinde bir sıkıntılarla karşılaştı ve yok olmakla karşı karşıyaydı. Şimdi de işte buralarda bazı seramikçilerimize işte yardımdan çalışmak değil, bunları bir öğretmek için geliyorum. Eğitim veriyorsunuz evet, burada yani evet. Aslında yeni ustalar yetiştiriyorsunuz. Evet, işte bunları gösteriyorum, öğrensinler, bir şey yapsınlar diye. Fakat bir yerinde tabii elle de göstermek icap ediyor. Ve Behram Kale, antik çağdan günümüze kadar gelen ismiyle Assos diye biliniyor daha çok. Kuzey Ege'nin en büyüleyici coğrafyalarından biri Assos. Assos'ta adeta çağlar öncesine yürüyorsunuz. Çanakkale'ye yakın mesafede Bolcaada, Gökçeada, Assos gibi önemli turizm merkezleri bulunuyor. Biz şu anda Assos'taki antik limandayız. Henüz sokaklar boş ama çok değil, Nisan ayı sonuna kadar bu sokaklar tatilini tarihin içinde geçirmek isteyenlerle dolacak. Çanakkale'yi anlatmak öyle kolay değil elbet. Bir tarihin baştan yazıldığı yer Çanakkale. Değişim farkıyla ekrana gelen Çanakkale'yi yine tarihe düşülen notlarla bitirelim.
Seyit Onbaşı'yı bilirsiniz. Yöre halkı Koca Seyit diye anar onu. Hani şu 275 kiloluk mermiyi bir seferde sırtlayıp savaşın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı. Koca Seyit'in anısı doğduğu, büyüdüğü topraklarda saygıyla yaşatılıyor. Şu anda Havran Kaymakamı Sayın Mustafa Eldivan'la birlikteyiz. Sayın Kaymakamım, burada çok özel bir anıt yapılmış Koca Seyit için. Bu anıttan bahsedebilir miyiz biraz öncelikle? Evet, valilik ve özel idare desteğiyle beraber burada bir anıt, mezar ve Çanakkale şehitlerine atfedilen yan tarafta da binasını görüyoruz. Küçük bir Çanakkale Müzesi olarak tasarlanmış. 2006 yılından bugüne de tabii kaymakamlık imkanları çok geniş olmadığı için vatandaş desteği de alınarak, özellikle iş adamlarının desteği alınarak 6 yılda herkes işte karınca kararınca üzerine bir şeyler koyarak bugünkü yapısı ortaya çıkmış. Tanıtımı için daha önceki kaymakamlarla da bazı çalışmalar yürüttük. Koca Seyit'le alakalı şiir yarışmaları, resim yarışmaları düzenlendi. Ya işte Havran sahip çıktı Koca Seyit'e. Ve o kahraman Türk evladının torunları. Onlar şimdi Seyit Onbaşı'nın anıtında, müzesinde, nöbette. Çanakkale kahramanı Koca Seyit'in yani Seyit Onbaşı'nın gerçek mezarının önündeyiz. Seyit Onbaşı 1939'da vefat etmiş ancak mezar bu hale ancak 1990'larda getirilmiş. Seyit Onbaşı'ya ve onun gibi tüm kahramanlarımıza millet olarak çok şey borçluyuz. Onları şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Seyit Onbaşı'nın harpten bir gün sonra çekilen resmi işte bu. Hikayesini de torunundan dinliyoruz. Harp anında 276 kilo mermiyi 3 sefer ayrı ayrı kaldırdığı için 3. mermi isabet ediyor. Ve harpten sonra aynı mermi ağırlığını kaldıramadığı için temsili olarak bir mermiyle fotoğrafı alınıyor. Koca Seyit'in 50 yaşında çekilen son fotoğrafını görüyorsunuz burada. Size çok benziyor, siz ona çok benziyorsunuz. Ben torunuyum. Babamın babası. Gelen misafir, zaten hemen beni görüyor yani. Bu tıpkı dedesi diyorlar yani. Çok benziyorsun diyorlar yani, bu belada olmaz diyorlar yani. Anıtın içerisinde bir de müze yer alıyor. Bu müzede Koca Seyit'in fotoğrafları ve yine Çanakkale Savaşı'na ait çeşitli mermiler ve eşyalar yer alıyor. Çanakkale'yi Çanakkale yapan değerleri, yaşanan değişimi ve gelişimi ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Bizlerden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki buluşmamıza kadar mutlu ve değişime açık kalın. Hoşça kalın.